16 ya 9 bir monitör ama gördüğünüz gibi açılmıyor. Açılıp kapanıyor sürekli. Buradaki mavi led de yanıp sönüyor. Şimdi bu tür arızalar genelde güç kaynağı arızasıdır. Biz de monitörü açarak içinde ne yapabileceğimize bir bakalım. Öncelikle şu ayaktan bir kurtulalım. Monitörün de vidaları yok maalesef. Bu şekilde kenardan kanırtarak açılıyor. Tabii ki bir iki ufak kırık çatlak yaptım. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde zorlaya zorlaya gideceğiz. Evet, biraz uğraştıktan sonra açmayı başardım. Dediğim gibi ufak tefek kırıklar var. Yapacak bir şey yok artık. Gördüğünüz gibi büyükçe bir panel, bir güç kaynağı devresi, bir de dijital devre. Bir de ön paneldeki kontroller. Bunlara da böyle devreleri yapıştırmışlar sadece. Yani bir vida falan yok. Dijital tarafı ve güç kaynağı tarafı. Şunu bir açalım bakalım. Burası güç kaynağımız. Bu arada bakın dakikalar oldu ben güç kaynağını fişten çekeli. Ama hala kondansatörün üzerinde bir gerilim var. Bu tür güç kaynaklarıyla çalışırken lütfen dikkatli olun. Girişteki kondansatörler uzun süre dolu kalabilirler. Şimdi burada 28 görünüyor ama ben dakikalar oldu bunu çıkaralı. Çok daha yüksek voltajlar olabilir. Onu da birazdan göstereceğim zaten. Burası dijital kısmı. Burası da güç kaynağımız. Gördüğünüz gibi dijital kısımda bir flat kabloyla LCD monitöre bir çıkış var. İşte güç geliyor. Artı bir de ön panele giden bir kablomuz var. Şu ince kabloda LCD'nin aydınlatmasına gidiyor. Arkadaki ledleri besleyen gerilim kaynağı. Boardları dışarı çıkardım. Şimdi büyük ihtimalle dijital boardla bir işimiz yok ama güç kaynağıyla işimiz olacak. Zaten sorunun kaynağı o kadar bariz bir şekilde görünüyor ki en tepedeki kondansatöre dikkat edin. Yani belli ki bundan bir şeyler sızmış. Biraz da şişmiş zaten. Altındaki board da zaten farkındaysanız hafif renk atmış. Burada o kondansatör civarında bir şey olduğu çok belli. Şurada birkaç tane diyot var. Ben bunlara hızlıca baktım. Onlarda bir sorun görünmüyor. Büyük ihtimalle kondansatörde sorun zaten. Şurada gördüğünüz de bir sigorta. Bu da atmamış. Bu da sağlam görünüyor. Güç kaynağı arızalarının çoğu zaten kondansatörlerden kaynaklanır. O yüzden biz de kondansatörleri değiştirerek o işe başlayabiliriz hemen. Bu arada bu dijital boardta da bu konektörler niye kırılmış anlayamadım. Biraz kalitesizmiş herhalde. Parça parça olmuşlar zamanla. Çok eski bir monitör değil aslında yani 5-6 senelik ama
konektörler gitmiş. Neyse ki hala takabiliyoruz konektöre. O yüzden işe yarar gibi duruyor. Evet, şimdi güç kaynağımıza bir gelelim bakalım. Bakın burada çok dikkatli olun. Ben fişi takıyorum ama fişin öbür tarafı takılı değil. Yani ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu tür işlerle uğraşmayın. Şimdi tehlikesini göstereceğim size. Kondansatörün üzerindeki gerilim bu. Yani öldürücü olabilir. O yüzden çok dikkatli olun. Buralarda 5 volt çıkışlar görünüyor ama bu çok anlamlı olmayabilir. Çünkü üzerinde yük yok. Çıkışlara yük geldiğinde ne yapacağını kestiremeyebiliriz. Boşta gayet güzel 5 volt görünüyor. Dediğim gibi çok dikkatli olun. Bakın ben fişten çektim bunu. Bayağı da oldu. Hala kondansatörde tehlikeli gerilimler var. O yüzden ne yaptığınızı bilmiyorsanız güç kaynaklarıyla fazla aşırı neşir olmayın. Şimdi göründüğü kadarıyla bunun üzerinde bir direnç var. Büyükçe bir direnç, yavaş yavaş boşaltıyor kondansatörü. Bakın bir daha gösteriyorum. Yani ölümcül olabilecek kadar yüksek gerilimler bunlar. Sanıyorum bu kondansatörü değiştirerek başlayabiliriz. Pek de iyi görünmüyor zaten durumu. Kondansatörün kondansatörlüğü kalmamış. Benim test cihazı onu diyot zannediyor. Anlaşılan içinde bir kısa devre var. Söktüğüm yerde burası. Dediğim gibi çevredeki diyotları falan hepsini kontrol ettim. Büyük ihtimalle tek arızamız bu kondansatör. 470 mikrofarad, 35 volt arıyorum ama neredeyse hepsi 25 volt bendekilerin. 35 voltluk bir tane bulamadım. 25 volt, 16 volt. Hiç yok elimde nedense. Bu gördüğünüz kutunun hepsi 470 mikrofarad. Bir de böyle 200 voltluklar falan var ama bunlar tabi oraya sığmayacağı için bunları da takamam. Şöyle bir tane buldum, eski bir devreden sökmüştüm. Ama ben parça kutularıma hiçbir parçayı ölçmeden koymam. O yüzden eminim ki sağlamdır. Kondansatörü yerine lehimledim. Şimdi aslında tabii bu tamir bununla bitmez. Bütün kondansatörleri değiştirmek lazım. Onu artık videodan sonraki bir zamana bırakıyorum. Çünkü hem yeni birkaç tane kondansatör almam lazım. Hem de oldukça vakit alacak hepsini değiştirmek. Ama hatanın bunda olduğunu görmek açısından bu kondansatörü değiştirmişken bir deneyelim bakalım. Devrenin diğer kısımları sorunsuz görünüyor. Kondansatörü de doğru polariteyle lehimlemeye dikkat edelim tabi. Muhtemelen sorunsuz çalışacaktır. Şöyle güç kaynağını biraz izole edip, biraz iptidai sistemli ama izole edip şöyle bir havada devreleri çalıştırayım. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi arka plan yanıyor. Mavi led de sönmemek üzere yanıyor. Demek ki güç kaynağı artık çalışıyor. Ha, şimdi sinyal gelmediği için turuncuya döndü. Sorun değil. Devremiz çalışıyor. Şimdi devreyi tekrar toparlama zamanı. Şuraya da LCD'ye giden flat kabloyu bağlayacağız. Güç kaynağımız. Şu ince flat kabloda
aydınlatmanın kablosu. Bunu tam doğru yere oturtmam lazım ki arka kapak kapanabilsin. Vida vesaire de olmadığı için böyle yandaki yapıştırıcıları doğru yere yapıştırmak lazım. Çok basit bir şey yapmışlar. İzolasyonumuzu da taktık. Şimdi bu parçaları kapağın tam oturacağı şekilde, doğru şekilde yapıştırmak lazım. Küçük bir ayar lazım. Birazcık sola. Sanıyorum oturttuk. Kenarları da dikkatlice yerine oturttum. Tuşlar da çalışıyor. Bağlantılarımızı da yapalım. Evet, bu da sonuç. Monitör sorunsuz çalışıyor görünüyor. (1600×900) rezolüsyon. Gayet güzel çalışıyor. Şöyle bir arka planda renklere de bakalım. Gördüğünüz gibi monitörümüze hayat geldi. Tek bir kondansatör değiştirerek monitörümüzü tamir ettik. Çöpe atılmaktan kurtardık. Her zaman tabi arızalar bu kadar basit olmaz. Ama bu sefer şansımız yardım etti diyelim. Diğer monitörün menüsü vesaire de onlar da çalışıyor. Kapattık. Ve de açtık. Gördüğünüz gibi monitör sağlam. Yeni bir tamir videosunda görüşmek üzere.